Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Mutlu günler efendim. Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saate yakın canlı yayında sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğun bugün özel konuğu canlı yayınımızda sizlerle birlikte Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı efendim Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızla birlikteyiz. Sizler adına ve ekim adına öncesinde değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Çünkü özel yayınla karşınızdayız. 4 Şubat kanser haftası dolayısıyla önemli açıklamaları ve bilgilerini sizlerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz programımızda. Canlı yayın telefon numaralarımızı hatırlatalım. Bağlantı için efendim 0212 alan koduyla 616 1221'den bizlere ulaşabilir. Kanser hastalığına ilişkin önemli sorularınızın cevabını bu programda bulabilirsiniz dedikten sonra değerli hocamıza hemen merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Önemli vakit ve öğreneceğimiz o kadar çok bilgi var ki özel yayınla karşınızda bugün ekibimizle birlikte duruyoruz. Bir sürü soru var cevaplandırmayı bekleyen. Hocam 4 Şubat kanser haftası dolayısıyla önemli bilgilerin cevabı kongrelerde, özel yazılı görsel basınlarda bilgilendirme programlarınızla izleyicilerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Öncesinde dünyada bu kadar kanser rahatsızlığının çoğalmasının sebebi nedir diye soralım hocam. Çünkü erken yaşlara kadar artık görme sıklığı yazılı ve görsel basında takip ediyoruz. Şimdi tabii öncelikle televizyonu başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimize sağlıklı, mutlu, sevgi ve huzur dolu güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Evet, kanser kalp damar hastalıklarından sonra şu anda dünyada ölüme neden olan ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Yaklaşık yılda 14-15 milyon yeni kanser vakası teşhis ediliyor. Ve bunların da yaklaşık 8.2 milyonu kanserden kaybediliyor. Evet. Ve kanserden kaybedilenlerin yaklaşık %50'den daha fazlası bir kesim de önlenebilir nedenlerden dolayı kanser hastalığına yakalanıyor. Egzersiz yetersizliği, beslenme alışkanlıklarının bozulması, evet, sigara ve alkol kullanımının önlenmesi durumunda düzenli egzersize başlanması ve sağlıklı beslenmeyle geçilmesiyle bu ölümlerin yaklaşık %50'sinin önüne geçilebileceği bugün bilinmekte. Uluslararası Kanser Kontrol Kurumu bu nedenle bu kadar sık görülen ve artma insidansında olan bir hastalığa dikkati çekmek, bireyler, toplumlar ve hükümetler arasında işbirliği sağlamak amacıyla 4 Şubat gününü Dünya Kanser Günü ilan etmiştir. Ne mutluyuz ki bugün, gururla söylüyorum, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün başında bir Türk hocamız başkanlığını yapmakta ve politikalarını yürütülmesinde önderlik etmektedir. Harika. Türkiye'de de bir kanserin önceliğinin belirlenmesi sosyoekonomik ve kültürel yayılımının belirlenmesiyle önemli. Öncelikli kanser türleri, en sık görülen kanser türlerine göre ülkeler politikalarını belirliyorlar. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanser Savaş Daire Başkanlığı ve birlikte çalıştığı Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kurumu'nun birlikte yürüttükleri ve bunların da destek veren diğer
kanser dernekleri ya da örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının denetiminde yürütülmekte. Mesela bu ay gene Ocak ayı, 31 Ocak ayı serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri bilgilendirme ayı olarak seçilmiş. Niye böyle seçilmiş? Çünkü serviks kanseri kadınlarda çok basit testlerle tespit edilebilme düzeyindedir. Simir dediğimiz, pap simir dediğimiz bu testleri düzenli uygulayan ülkelerde rahim ağzı kanserinden ölümlerin %70 azaldığı bilinmektedir. O nedenle gerek ülkemizde gerek dünyada bu konuya önem verilmekte ve çeşitli tarama programları oluşturulmaktadır. Kanser nedir sorusuna neden gelecek olur? Evet. Olursak kanser vücuttaki herhangi bir hücrenin diğer hücrelerden farklılaşarak vücudu ele geçirme çabasında olan bir yapıdır. Vücudumuzun herhangi bir hücresinden kanser gelişebilir. İşte kanser sebepleri arasında birçok sebep sayılmaktadır. Efendim bunlardan sigara içimi, alkol kullanımı, stresli yaşam, egzersiz yetersizliği, kötü beslenme alışkanlıkları, çeşitli kimyasallara maruz kalma, çeşitli hormonal yapıları aşırı derecede kullanma gibi birçok neden sayılabilir. Ama bu nedenlerin hepsi aynı anda kansere neden olur mu? Hayır. Vücudumuzda öyle bir savunma sistemi vardır ki milisaniyeler süresince vücudu tarar ve vücutta bu garip hücreyi tanır. Hemen gerekli önlemleri alarak o vücudun hücrenin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Ne zaman ki savunma sistemlerinde herhangi bir bozulma olduğu zaman işte mücadele azalır ve kanser olguları ortaya çıkabilir. Peki belirtiler genel anlamda her kanser türüne göre farklıdır mutlaka hocam. Kabaca böyle ön bilgi anlamında izleyicilerimize telefon bağlantılarımızı az sonra gerçekleştireceğiz ama bilgilenmek amacıyla değerli hocamıza soralım. Belirti anlamında hepsinin aynı mıdır göstergesi diye soralım. Şimdi kanserin yerleştiği organa göre belirtiler de değişir. Vücudu baştan aşağı düşünecek olursak eğer, mesela beyinde gelişen tümörlerde neler olabilir? Baş ağrısı olabilir, evet. Bulantılar, kusmalar olabilir, felçler gelişebilir, duyma görme bozuklukları olabilir. Baş boyun bölgesi dediğimiz yapılarda neler olabilir? Mesela burundan kan gelmesi olabilir, efendim yutmada zorlanma olabilir, ses kısıklığı olabilir, büyüyen kitleler görülebilir. Toraks dediğimiz göğüs bölgesi kanserlerinde ne olabilir? Akciğer de mesela kronik öksürük olabilir, inatçı öksürük olabilir, kanlı balgam olabilir. Yemek borusu kanserleriyle ilgili yutmada bozulmalar oluşabilir. Öncelikle sıvı katı gıdalara karşı gelişen, daha sonra sıvı gıdalara karşı gelişen yutma güçlükleri olabilir, ağrılar olabilir. Mideye geldiğimizde solunum sıkıntısı olabilir gene bu göğüs içerisindeki. Meme kanserinde kitle olabilir. Meme başı değişiklikleri olabilir. Ciltte değişiklikler olabilir. Koltuk altında kitleler hissedilebilir. Midede hazımsızlık şikayeti olabilir. Ağrılar meydana gelebilir. Kanamalar olabilir. Gizli kanamalar olabilir. Ya da ileri dönemlerde kan kustuğunda kahve telvesi gibi kanama artıkları görülebilir. Bağırsaklar sisteminde anemi dediğimiz kansızlık ön planda olabilir. Ya da tümörün büyüyüp tıkanması nedeniyle bağırsaklarda tıkanmayla ilgili semptomlar olabilir. Onun haricinde en önemlisi gizli kanamalara bağlı anemiler olabilir. İdrar değişiklikleri olabilir. İdrar yollarına bağlı gelişen kanserlerde. Kemiklerde gelişenlerde ağrı olabilir, kitleler olabilir. Kaslarda gelişenlerde keza gene bu tür şikayetler
ortaya çıkabilir. Ama her organda meydana gelen kanser türüne göre, yerleşim bölgesine göre semptomlar değişiklik gösterebilir. Peki kişiden kişiye de farklılıklar, tedavi aşaması mutlaka uygulanıyordur ama size gelmeden önce birçok tetkiklerden geçiyordur. Bu şikayetler olduğunda öncesinde bir dahiliye ekibinizle mi buluşması gerekiyor? Sonraki ya da genel cerrahi bir endoskopi, kolonoskopi tetkik anlamında ne gerekiyor bu şikayetler olduğunda hocam? Şimdi gene kanserin bölgesine göre hastalar genellikle müracaat ediyorlar. Mesela görmeyle ilgili bir bozukluk meydana geldiyse daha çok göz hekimlerine, göz hekimlerinin muayenesi sonucunda bir şey varsa nörologlara ya da beyin cerrahlarına gidebiliyor. Baş boyun bölgesiyle ilgili şikayetlerde burundan gelen kanama, efendim boyunda şişlik gibi, ses kısıklığı gibi, o zaman kulak burun boğazcılar ilk başvuru sahipleri oluyor. Akciğerlerle ilgili ya da yemek borusuyla ilgili şeylerde daha çok göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahları olayın ilk müdahili oluyorlar. İşte karın içindeki olaylarla ilgili durumlarda genel cerrah arkadaşlar, genital sistem ve ürolojik problemler içinde işte üroloji ya da kadın doğumcu hekimler, kemikler, kaslarla ilgilerde ortopedistler ya da fizik tedavi uzmanları ilk müdahil olan hekimler oluyor. Ama bazen mesela akciğer kanserinde tümör üst tarafa yerleştiyse bazen kol ağrısı şikayeti oluyor. Kol ağrısı şikayetiyle bir ortopediste gittiği zaman ya da fizik tedavi uzmanına gittiği zaman çekilen akciğer grafisinde tesadüfen rastlanabiliyor hastalığa. Yani daha çok şikayetlerin durumuna göre hastalarımız hekimlere yönleniyorlar ve o hekimlerin ilk teşhis girişimlerinden sonra tabii bu hastalar daha çok onkoloji konseylerinde görüşülerek tedavi kararı alınıyor. En azından bizim hastanemiz için bu böyle. Teşhis konuldu. Bundan sonraki aşamada ne yapabiliriz? Aslında tüm branşlarla ekip çalışması yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani kansere yaklaşım multidisipliner bir çalışma gerektirir. Bu multidisiplin içerisinde bu demin saydığım tüm hekimler artı radyasyon onkologları, medikal onkologlar, radyologlar, patologlar, nükleer tıp uzmanlarından oluşan geniş bir hastalık konseyi çerçevesinde değerlendirilmeli. Bu şekilde değerlendirilip tedavisi düzenlenen hastalarda da yaşam süresinin daha uzun olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Şimdi ekip çalışmasından bahsettiniz. Konsey çok önemli. Orada aslında sizinle tanışan ailenin arkasında aslında kocaman bir ekip çalışmasının orada birebir ispatını dile getiriyorsunuz. Peki orada tartışmalar ne yönde oluyor? Bazen cerrahi olabilir, belki de ilaç, belki de gözlem. Oradaki karar aşamasında tartışma noktaları mutlaka oluyordur hocam. Tabii onkoloji konseyleri sonuçta kanıta dayalı tedavi seçeneklerini ortaya koyan konseyler. Oraya hasta geldiği zaman herkes bilgi ve becerisi doğrultusunda hastayla ilgili fikrini söylüyor. Ve bu fikirler doğrultusunda oluşan konsensus kararı gereği tedavi yönleniyor. Tabii bizim hastayla olan ilişkilerimiz sadece hastayla sınırlı kalmıyor. Hasta yakınları da bizim gene ilişkide olduğumuz önemli bir çerçeveyi oluşturuyor. O nedenle bu konseyde hastalar daha çok tek tek, birey birey ele alınarak, tartışılarak ne yapılacağı konusunda net kararlar ortaya koymak mümkün oluyor. Peki risk faktörlerini biraz açarsak hocam, genetik yatkınlığı olanda da rahatsızlığı görebiliyoruz, olmayanda da olabiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte
Kullanmış olduğumuz küçük aletlerin bazen uzun vadede zaman kaybına da yol açsa, bazen işimiz gereği baksak da, bazen de daha işimizi görme açısından uzun vakit ve hareketsiz yaşamla teknolojinin getirdiği küçücük bilgisayarlar ve cep telefonlarıyla zamanımızı harcamak tetikleyebilir mi sorusu çok fazla izleyicilerimizden geliyor. Teknolojinin yenilikleri bir anlamda da bize zarar getiriyor diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, bu kişi tercihine bağlı. Bazı kişiler ne kadar teknolojik imkanları da olsa sporunu da bırakmıyor. Beslenmesini de değiştirmiyor. Sigara da kullanmıyor, alkol de içmiyor. Bu yani gelişme döneminde edindiği alışkanlıklarla alakalı. Zaten insan doğar doğmaz sağlıklı yaşam için işte bu konuda uğraş veriliyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu konuda herkes üzerine ne düşüyorsa yapması gerekiyor. Kişi doğar doğmaz ona sigarasız, alkolden uzak, sağlıklı beslenilen, egzersizini yapan, mümkün olduğu kadar çevreyi kirletmeyen ve mümkün olduğunca kaliteli yaşam koşulları, evet, sağlanmak yönüne kurulmuş bir şu anda. Yani kanserden koruma ve önleme programları çerçevesinde ele alınan en önemli konular bunlar. Yani yaşamın standart ve kalitesini yükseltmek. Şimdi benim çok sevdiğim bir karikatür var. Bir önceki dönemi koymuşlar. Koca bir bilgisayar önünde daha zayıf ve şey bir insan. Daha sonra işte 2000'li yılları koymuşlar. Küçücük bir bilgisayar ve dev gibi artık şişmanlamış hareketsizlikten. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani olayı en güzel şekilde açıklayabilen bir şeyler. Tabii teknolojideki gelişmeler insanları hareketsizliğe yöneltiyor. Ama hareketsizliğe yöneltirken bu konuda kişileri bilinçlendirmek, en azından günde yarım saat bir yürüyüş, yarım saat spor salonunda bir egzersiz teşvik edilmeli ve insanlara hareket katılmalı. Kesinlikle. Peki hocam, siz radyasyon onkoloji uzmanı olarak bugün bizlerle birliktesiniz. Bölümleriniz var anladığımız kadarıyla. Radyasyon onkoloji, medikal onkoloji, genel cerrah, radyoloji, patoloji, birçok isimden bahsediyorsunuz. Burada size gelen aşamada hangi dereceden itibaren tedavi aşamaları sürdürülmekte kanser tedavisinde? Şimdi onkoloji artık bir branşlaşma yolunda, evet, radyasyon onkologları, medikal onkologlar var ama sadece kanserle ilgili bazı bölümlerde spesifik olmaya çalışan patologlar var. Evet. Radyologlar var. Girişimsel radyolog dediğimiz tanı koymada, biyopsi almada bu konuya yönelmiş insanlar var. Cerrahi içerisinde kanserin cerrahisiyle uğraşan, sadece bu işi yapmaya çalışan hekim arkadaşlarımız var. Keza gene aynı şekilde dahiliye konusunda uzmanlaşmış, gastrointestinal sistemde sadece cerrahiyle uğraşan arkadaşlarımız var. Yani artık bu konu birebir bir uzmanlaşarak ele alma dönemine girmiş durumda. Evet. Çünkü yapılacak ameliyatlar da, yapılacak diğer tedaviler de belli bir prosedürün gereğini yerine getirmek üzerine kurgulandığı için bu konuda deneyimli cerrahların, yaptıkları cerrahilerin daha uygun olduğunu biz görmekteyiz. Benim gönlümden geçen şudur. Bir radyasyon onkoloğu olarak keşke hani ben 10 kişiyle beraber çalışsam, bunlardan bazıları baş boyun tümörleriyle ilgilense sadece. Bazıları işte prostat ve genite üriner sistem ve jinekolojik tümörlerle ilgilense. Bazıları meme akciğer ve
toraks dediğimiz göğüs içi organların tümörleriyle ilgilense, bazıları sadece karın içi organların tümörleriyle ilgilense, bu şekilde daha bilgi birikimi açısından daha yüksek bir bilgi birikimine sahip olma ve bunu daha iyi kullanma, ihtisaslaşma, alt ihtisaslaşma gibi bir yol olsa diye hep aklımdan geçirdim. Tabii bu büyük hastaneler için, yani içerisinde atıyorum kafadan 10-12 tane radyasyon onkolojisi uzmanı çalışıyor. Bu böl, bu yerlerde bu mümkün olabilmekte ama hani 1-2 arkadaşımızın çalıştığı yerde bu tamamen mümkün olamıyor ve ister istemez tümüne vakıf kalmak zorunda kalıyorsunuz. Peki radyasyon onkoloji merkezinin önemi çok fazlasıyla tedavi aşamasında. Biz ekip arkadaşlarınızla birlikte sizleri ağırladığımızda, ön çalışmalara yaptığımızda ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Orada ekip çalışmasında kimler yer alıyor hocam ve bölüm bölüm ayrılmasının daha verimli olacağını dile getiriyorsunuz. Sizler de ruhsatlandırılmış ilk onkoloji merkezinin içerisinde, evet, önemli hizmetleri aslında İstanbul'da, Avrupa yakasında ekibinizle birlikte vermiş oluyorsunuz. Orada ekip çalışmasından biraz bize bahsedebilir misiniz hocam? Kimler görev almakta? Şimdi kanser tanısı almış hastaların yaklaşık %80'i bu tedaviden sonraki belirli bir dönemde mutlaka radyoterapi ünitelerinde, evet, müracaat etmek durumunda kalıyorlar. Gerek primer hastalığından dolayı, gerekse gelişen metastazlara bağlı ağrılar, efendim başka diğer semptomlar nedeniyle radyoterapi alma gereği hissediyorlar. Gereği değil de endikasyonuyla geliyorlar. Radyasyon onkolojisi kliniği hekim, radyasyon fizikçisi ve radyoterapi teknikeri ve diğer yardımcı personel olmak üzere bir ekip çalışması gerektiriyor. Radyasyon onkolojisi uzmanı hastalığın tedavi endikasyonunu koyduktan sonra hangi bölgeye nasıl bir tedavi uygulanacağı, tümör dozunun ne olacağı, çevredeki sağlam dokuların bu dozlardan ne kadarını alabileceği, ne kadarının korunması gerektiğini belirler. Gerekli çizimlerini yapar. Daha sonra radyasyon fizikçisi arkadaşlarımız verilecek radyasyonun doz hesaplarını yaparlar. Derler ki hekimimiz bize, efendim tümöre şu kadar doz ver ama şurada medulla spinalis dediğimiz boyun omurilik sıvısı var. Bunun tolerans dozu şu kadardır ama sen şu kadarını da bırak ki hani ikinci bir ışınlama olduğunda buna bir payımız, bir şeyimiz olsun. Ya da bağırsakların dozu şu kadar, bunu geçmemen gerektiğini söylüyor. Ona ait bir planlama yapar. Birkaç planlama yapar ve sonra fizikçi ve doktor birlikte otururlar planların karşısına. Hepsinin avantajlı, dezavantajlı yönlerini bakarlar. En mükemmel olduğunu gördükleri tedavi planından hastayı tedavi almaya karar verirler. Tedavinin ilk günü setup günüdür. Bu setup gününde bilgisayar ortamında oluşturulan hastanın, 3 boyutlu sanal hastanın tedavi planlarının gerçek hasta üzerinde oturtulması ve tedavinin başlangıç günüdür. Bugün de radyasyon onkolojisi uzmanı, radyasyon fizikçisi ve radyoterapi teknikeri hep birlikte hastanın başına gelirler. Filmler alınır, alanların doğruluğu tespit edilir ve tedavi başlar. Ondan sonra da tedavi teknisyen arkadaş günlük görüntülemeler yaparak devam ettirir. Şimdi tabii gelişen teknolojiyle beraber bizim elimiz şu anda çok rahat. Hem tedavi cihazları, hem planlama teknikleri, hem de görüntülemedeki bu gelişmeler bize hedefe
nokta atış yapacak ve çevre sağlam dokuyu da en iyi şekilde korumayı olanak verecek şekilde şu anda elimizin altında bulunmakta. O yönüyle artık şanslı hissediyoruz. Belki 50 yıl sonra bu teknolojiler çok daha ileride olacak. Belki sadece tümörün bulunduğu bölge bir şekilde tedavi edilecek ama hani onu şu anda şimdiden tezahür etmek çok zor. Aslında hem hastalar adına hem de sizlerin tedavi aşamasında büyük bir kolaylık olduğunu dile getiriyorsunuz. Biraz cihazların daha detaylı özelliklerine hocam değinelim ama kısacık bir araya gidelim. Daha sonra tekrar canlı yayında kanser tedavisine ilişkin önemli açıklamaların efendim Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızdan dinlemeye birlikte devam edeceğiz. Avrasya Hastaneler Grubu'nun sunduğu Şifa Kapısı devam edecek. Avrasya Hastaneler Grubu'nun sunduğu Şifa Kapısı devam ediyor. Kısa bir ara yeniden birlikteyiz efendim. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızla kanser tedavisine ilişkin bilgilenmeye devam ediyoruz. Ve hocam özellikle cihazların öneminden reklama gitmeden önce bahsettiniz. Burada geçmişle bugüne kıyasladığımız aslında teknolojinin de nimetlerinden faydalanıyoruz demek doğru mudur? Evet. Şimdi radyoterapinin başlangıcı 1895 yılında röntgenin X ışınlarını keşfi ve Becquerel denilen bilim insanının radyoaktiviteyi tanımlamasından sonra başlamışlardır. Bu konuda çalışmalar yapan insanlar bu maddelerin vücut üzerindeki bir takım etkilerini gördükten sonra acaba bunları biz çeşitli hastalıklar üzerinde deneyebilir miyiz diye bir fikir üretilerek bu şekilde bir takım tedaviler başlatılmış. Tabii o dönemlere göre çok modern olabilen ama bizim dönemimize göre çok ilkel olarak gördüğümüz bir takım şeylerle tedavilere başlamışlar. Ve bunlarla ilgili gerek meme kanserinde gerek nazofarenks kanserinde çeşitli tedavi başarılarının sağlandığına ilişkin yayınlar ortaya konulmuş. Tabii bunların yan etkileri de daha sonradan gözlemlenerek yıllar içerisinde ortaya konulmuş. Gerek radyasyon fiziği, gerek radyobiyolojideki büyük gelişmeler belli dönemler içerisinde belli bilgilerin toplanmasına ve birikmesine sebep olmuş. 1950'li yıllarda ilk modern radyoterapi cihazı diyeceğimiz kobalt 60 tedavi cihazları kullanıma girmiş. O zamanın en modern cihazları ama şu anda hemen hemen Türkiye'de bir ya da birkaç merkez haricinde çok sık kullanılan bir şey değil. Daha sonra 1955'li yıllarda bu LINAC dediğimiz lineer akseleratör yani elektronları hızlandırarak X ışını ve elektron üretebilen cihazlar kullanıma girmiş ve bu ilk keşiften bugüne kadar geçen yaklaşık 100 yılı aşkın sürede artık bizim hedefimizi tamamen görüp o noktaya kilitlenip ateş edebileceğimiz cihazlar şu anda elimizde. Önce 3 boyutlu konformal radyoterapi dediğimiz bir şöyle bir adam modeli düşünecek olursak ilk şeyde o modelin ancak çok kaba bir şeklini çıkartabiliyorduk. Sonra 3 boyutlu planlamada biraz daha ince hatlarını ortaya çıkartabildiğimizi düşünün. En sonunda da bir adamın kendisini olduğu gibi yapabildiğimiz bir sanatçılığı düşünün. Şu anda gelinen nokta hemen hemen bu seviyededir. Gerek MLC dediğimiz küçük
hareketli yaprakların hareket ederek milisaniyeler süresince tümörden geçerken ışınlanmayacak yerleri kapatıp ışınlanacak yerleri açarak oluşturdukları bir ahenk gerekse elde edilen X ışınlarının kalite ve şeyleri ve cihazlardaki gelişmeler 3 boyutlu dediğimiz görüntü kılavuzluğunda radyoterapi sistemleri ve 4. boyut dediğimiz solunumu da ve organ hareketlerini de içine alan radyoterapi şekillerinin gelişimiyle beraber bugün hareket eden tümörü de hareket ederken vurabilme şansına hem de görerek yerini tam tespit ederek tıpkı bir uydunun uydudan yani bir şeyden fırlatılan füzenin hedefini şeysiz kaçırmadan vurduğu gibi biz de bugün tümörü net bir şekilde görerek ve çevre sağlam dokuya da daha minimal hasar oluşturarak tedavi edebilmekteyiz. Şimdi hocam izleyicilerimize dikkatlice dinledikleri için sorular kaçmıyor. Erken evrede yakalanan bir kişi ışın tedavisi alması gerekiyor mu? Kemoterapi alması gerekiyor mu diye gelen sorular var. Erken evrenin önemini her programda dile getiriyoruz. Siz de açıklamalarınızda nokta atışı yaptığınızı dile getiriyorsunuz teknolojinin yeniliklerinden ve kullanmış olduğunuz cihazlarla. Işın tedavisi ve kemoterapi her evre için gerekli midir? Çünkü yan etkileri var mı yok mu? İtiraz eden grup da doğal olarak mutlaka aileler de size geliyordur danışanlarınıza. Cevabınız nedir hocam? Şimdi şöyle, erken evre dediğimiz tümörler, T1, T2 tümörler, lenf nodlarına yayılmamış tümörler. Evet. Bunlar çeşitli organlarındaki yerleşimine göre ve patolojik prognostik faktörlere göre değerlendiriliyor. Bir hastaya nasıl radyoterapi yapılabilir erken evre tümörlerde? Hastaya ameliyatı kabul etmiyordur. Evet. Ve başka bir seçenek yok elinizde. Ya da medikal olarak opere edilmesi mümkün değildir. Çok derin mesela kalp yetmezliği vardır. Ya da derin solunum sıkıntısı vardır. Anestezi verdiğiniz zaman bunu kaldıramayacağını bildiğiniz hastalarda bu hastalarda yapılabilir. Erken evre meme kanserinde özellikle meme koruyucu cerrahi yapıldıysa bu hastalarda da çok küçük bir kısmı hariç hemen hemen uygulanmaktadır. Yani bu hastalığın ve hastanın durumuna göre değişen bir şekildir. Ya da cerrah çıkarttı, baktınız cerrahi sınır tümör pozitif. Eğer cerrahi sınırda tümör pozitifse o tümör oradan tekrar büyüyecektir. Bu durumda gene radyoterapi erken evrede olsa yapılabilir. Eğer cerrah veya ben tamam oraya girer bir daha çıkartırım demiyorsa. Ama meme kanserinde meme koruyucu tedavi yapıldıysa, bu hastalar için radyoterapi bir tedavi şeklidir zaten. Koruyucu derken biraz açalım mı hocam? Meme koruyucu tedavi eskiden meme koruyucu tedavi şu. Eskiden meme kanserli hastaların memesi direkt alınırdı. Tamamen mi hocam? Evet, tamamen temizim, alınırdı evet. O meme. Ama daha sonraki yıllarda sadece tümörün çıkartılması ile tüm memenin alınması arasında sağ kalım açısından herhangi bir farkın olmadığı görüldü. Neden insanlar organlarıyla yaşaması gerekirken biz onun bir organını çıkartıp atalım diye şey yapıldı. Çünkü meme kadınlar için çok önemli bir organ evet. Ve memesi olmadığı zaman çok değişik duygulanım bozuklukları yaşayan hastalar mevcut oluyor. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz tamamen tümörü tamamen güvenli bir sınırla çıkartılmak. Eskiden bu hastalara koltuk altı lenf bezleri çıkartılarak şey yapılıyordu. Şimdi bekçi lenf nodu denilen bir sistem geliştirildi. Bir takım ya radyoaktif maddeler veriliyor ya da mavi iyotlu maddeler verilerek bu tümörün direne olduğu ilk lenf nodu bulunuyor. O şeylerin gittiği ilk lenf nodu bulunuyor.
Oradan hemen cerrahi esnasında patolojiye örnek gönderiliyor. Eğer tümör yok deniliyorsa artık koltuk altı da çıkartılmıyor. Yani biz buna meme koruyucu tedavi diyoruz. Yani meme koruyucu cerrahi demiyorum. Çünkü meme koruyucu tedavi içerisinde meme koruyucu cerrahi artı radyoterapi yer almakta. O nedenle meme koruyucu tedavi olarak şey yapılıyor. Yani erken evrede patolojik faktörler, hastanın genel durumu ve hastanın operasyonu kabul etmemesi radyoterapinin verilmesinde birer endikasyon oluyor şey olarak. Peki yine izleyicilerimizin en çok size de sorduğu sorulardır mutlaka bize gelen sorularda. Biz ışın tedavisi görüyoruz ama ışın tedavisinin ya da kemoterapinin yan etkisi var mıdır? Işın tam vücudumuza, aslında siz nokta atışı diye dile getirdiniz ama diğer organlarımızı etkiler mi ileriki aşamada, sıkıntı olur mu diye soruların cevabı hocam. Şimdi tabii ilk radyasyon onkologları, bu işle ilk uygulananlar, tümör dozunu belirlemek için cildin verdiği reaksiyona bakarak tümör dozunu kendi kafalarına göre oturturlarmış. Yani cilt kızarıklığı, işte ciltle ilgili daha değişik şeyler olduğunda biz demek ki bu tümör dozu yeterli doz diye düşünürlermiş. Ama daha sonra radyobiyolojik bilgiler geliştikçe her organın belli bir tolerans dozu öncelikle ortaya konuldu kabaca. İşte atıyorum kafadan medulla spinalis dediğimiz boyun omurilik sıvısının bulunduğu şeyde bölgede 45 gri geçmek hasara neden olabileceği söylenirdi. Daha sonra yapılan çalışmalar şunu gösterdi ki her organın kendine ait %5'inin alabileceği, %10'unun alabileceği, %35'inin alabileceği, %50'sinin alacağı ortalama dozlarının bulunduğu çok geniş kavramlı bir tolerans doz şemaları elde edildi. Tabii radyoterapi verilirken bunların hepsine riayet ediliyor. Bir de bu teknolojideki son gelişmelerden dolayı artık alanlar daha küçük kısımlardan oluşuyor. Eskiden daha büyük alanlar açılırdı ve o alanlar içerisinde olan bütün o yapıların dozlarını da tek tek hesaplayamadığınız için etkilenmesi mümkün oluyordu. Ama artık hem elimizde bunlarla ilgili veriler var, hem planlama tekniklerimiz güzel, hem de görüntüleyerek ve solunum kontrolüyle tedavi edebildiğimiz için daha küçük alanları açtığımızdan dolayı yan etki insidansları yıllar içinde azalmıştır. Ne olabilir radyoterapi alırken hasta? Atıyorum akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi alan bir hastada eğer yemek borusu alan içine çok yakınsa yutarken zorlanma olabilir. Yutkunma zorlu. Evet olabilir ama tabii onlar o tür şikayetler olmasın ve minimal atlatsın diye hastalar tedavi başlangıcında biz bu hastalara olmasını geciktirici ya da önleyici olduğunu düşündüğümüz bir takım tedaviler başlıyoruz. Mesela baş boyun bölgesine radyoterapi alan hastalarda ağız içinde yaralar olabilir. Biz bunlara mukozit adı veriyoruz. Bunlar kaçınılmaz olarak oluşuyor ve bunların şiddetini azaltmak için bizler tedaviyle beraber koruyucu olduğunu düşündüğümüz bir takım ilaçları bu hastalara yazarak bunları daha minimal olarak geçirmelerini ve tedavilerinin daha rahat gitmesini sağlamaktayız. Yani yan etki insidansları radyoterapinin ilk günüyle şimdi arasında %1, 1000, 1500, 2000, 2500 artık ne derseniz yani çok büyük uçurumu olan bir şekilde azalmış durumda. Peki özellikle hastalar sizinle buluşma noktasında en sık dile getirdikleri soru başlıkları nelerdir? Özellikle
kanser hücresi diğer organlara sıçrar mı diye bize gelen sorular var. Tedavi aşamalarında beslenmesine nasıl dikkat etmesi gerekiyor? Rahat sosyal yaşantısına kaldığı yerden devam edebilir mi sorularının cevabı hocam? Evet. Şimdi hastalarımız tabii önce beslenmeyle ilgili şeyleri bize iletiyorlar. Ne yapabiliriz diye. Radyoterapi esnasında beslenmeyle ilgili benim çok fazla bir şeyim yok ama daha çok sıvı, yumuşak gıdalarla beslenilmesini, bol sıvı tüketilmesini ben öneriyorum. Yani su içilmesini öneriyorum. En çok yan etkiyi bize soruyorlar. Hocam ne olabilir? Yani bizde ne gelişecek diye söylüyorlar, soruyorlar. Tabii biz de bu bölgeye göre değişiklikler gösterdiği için mesela bir karın bölgesini alıyorsa ishal görülme ihtimali olabiliyor mesela. Bunu bulantı görülme ihtimali olabiliyor. Biz bunları beklediğiniz süreçler. Evet. Bunları şey yapıyoruz. Eğer böyle bir şikayetiniz olursa bana mutlaka gelin, ben size bunları azaltıcı ya da hissettirmeyici bir takım ilaçlar yazacağım diye hastaları uyarıyorum. Onun haricinde tedavimiz kaç gün sürecek boyutu en çok sorulan sorular. Tedavide çeşitli doz ve şeylere göre çeşitli fraksiyon sayıları vardır. İşte bu 5 iş günü ya da 1 günde olabilir tedavinin şekline göre. 40 günde sürebilir tedavi iş günü olarak hafta sonları alınmazsa. Yani 1 günle 8 hafta arasında değişebiliyor. Hastalığın yeri, tipi, durumuna göre bu değişkenlik arz edebiliyor. Onları biz söylüyoruz. Tedavinin süresi en çok sorulan sorular. Kaç dakika sürüyor, kaç saat sürüyor diye soruyorlar. Saat değil, 3-5 dakika deyince tabii hastalar... Kafasındaki sorular da ister istemez daha bir rahat. Bir de tabii şeyin nasıl bir şey olacağını... Neler beklediğini... Tedavinin nasıl bir ortamda olacağı konusunda çok soruları oluyor. Acı hissedeceğim mi? Ben onlara şöyle söylüyorum. Bakın bugüne kadar bir sürü film çekilmişsiniz. Bu tedavi işlemi de gene film çekilir gibi bir işlem. Siz bir masada uzanacaksınız, etrafınızda bir cihaz dönecek. O cihaz dönerken size tedaviyi verecek, siz bunu hissetmeyeceksiniz bile. Dediğimde hastalar daha rahatlamış, daha şey yapmış. Çok özür dilerim. Tabii tedavinin evresini çok merak ediyorlar. Evresi, evresi konusunda da bilgilendirme yapıyoruz ama hani evreden daha çok tedaviye vereceği yanıtın, hastanın tedaviye olan istekliliğinin de önemli olduğunu vurguluyoruz. Genel olarak bize sordukları sorular bu şekilde. En çok yan etki, beslenme nasıl olmalı? Ha, ben onlara şunu söylüyorum. Bazı hastalar yatarak tedavi olmak istiyorlar. Ben buna kesinlikle şey yapmıyorum. Çünkü hastane ortamı hastaları kendini hasta hissettirmesine, daha çok hasta hissettirmesine zemin hazırlıyor. Ama evden gidip gelmek hem kendisine bir meşgale oluyor, hem bir hareketlilik sağlıyor ve kesinlikle şeylerden eğer eş zamanlı kemoterapi almıyorsa kesinlikle ve kesinlikle sosyal yönünü bozmamasını, gene normal işlerine devam etmesini öneriyorum. Hocam son 3 dakikamız, 1 saat nasıl bitiyor anlamıyorum programda. Bana böyle geliyor. Gönül istiyor uzun uzun konuşmak için ama süremizin el verdiğince sorularımızı size sormaya çalışıyoruz. Peki aynı kanser türü kişiden kişiye seansları değişir mi sorusu çok fazla sorulan soru bize gelenlerde. Örneğin hocam bağırsak kanserine ya da mide kanserine kişi yakalandı ama evreleri aynı. Kimine 5 seans, kimine 10 seans durumları oluyormuş. Bu böyle mi ya da kişi özel tedavi olduğu için beklenen süre nedir, nasıldır? Hayır, öyle değildir. Yani mide kanserinin ameliyat sonrası tedavi dozu bellidir. Evet. Ama ekstra bir şey varsa o zaman bunlar değişebilir. Yani hemen hemen bu süreler tedavi edici ya da şeylerde aynıdır. Ama metastazı vardır mesela, beyne radyoterapi uygulanıyordur, o zaman düşebilir. Ama kemikleri de metastazı vardır,
ağrısı vardır. Ağrıyı geçirmek için bir günde uygulanabilir, beş günde uygulanabilir, on günde uygulanabilir. Yani bu primer tedavi, yani tedavi edilmek amacıyla yapılan şeylerde hemen hemen şeyler standart gibidir. Tabii son zamanlarda işte bir takım yüksek doz çalışmaları olabilmekte. Onlar farklılık gösterebilmekte ama bunlar daha henüz yeni çalışma alanları, kesin sonuçları ve şeyleri ortaya konmuş değil. Endikasyonları net ortaya konmuş değil. Çok küçük grup hastalara ancak uygulanabiliyor. O nedenle onlara denk gelindiyse öyle hissedilebilir. Ama hani eğer mesela akciğerinde bir kanseri var, opere olamıyor, eş zamanlı kemoterapi artı radyoterapi alacak hasta, o hasta için tedavi şeyi, evresi aynıysa herkese sayı olarak da aynıdır. Hemen kişiye özel tedavi alanı, evet. Ama dereceleri bazılarının olduğunun dışına çıkılmıyor, evet. Anladığımız kadarıyla. Evet. Hocam çok teşekkür, evet. Ediyoruz. Emeklerinize, bilginize sağlık. Aynı zamanda da öğrencileriniz izlediği için hocam Nişantaşı Üniversitesi'nde radyasyon onkoloji bölümünün dersini veriyorsunuz, evet. Değil mi hocam? Evet. Buradan da tüm öğrencilerimize sevgiler gönderelim. Şanslı öğrenciler. Sağ olsun. Hem sohbet, hem, evet. Abi, hem baba, hem öğretmen, hem hoca. Hepsi bir arada hocam. Vallahi tebrik ediyoruz. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık hocam. Gülen yüzünüzde önemli bilgileri hem yeni nesle aktarıyorsunuz hem de izleyicilerimize önemli konuyu bizlerle paylaştınız. Bilgilendirme anlamında çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ederim. Saygılar. Değerli hocamıza efendim çok teşekkür ediyoruz. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekli hocamızla kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki programımızda efendim görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.